Bugün 23 Şubat 2023. Depremin 18. günü Bölükçam mahallesine gidiyoruz. Tabi buradan mahalle yazıldığına bakmayın. Buralar köy aslında. Yani Büyükşehir Kanun Değişikliği ile birlikte mahalle statüsüne alındılar ama köy. Bu herhalde ağır hasarlı sizin eviniz. Evet, ağır hasarlı, etrafı sarılmış. Şu ev için mi ağır hasar yoksa her ikisi için de mi? Üçü de, buradaki üçü de hasarlı. Ha, üç ev var buranın içerisinde. Evet. Bir bakalım biz. İzninizle içeri girebilir miyiz? Evet, burada Bölükçam burası. Buranın eski ismi ne abi? Eski ismi ne buranın? Bölükçam mı Bölükçam. Sadece? Başka bir ismi var mı? Bölükçam Mahallesi. Mahallesi, evet. Burası Bölükçam. Burada bu yapılara yıkılacak kararı verilmiş. Etrafı zaten güvenlik şeridiyle kapatılmış. Yurttaşlar böyle çadırda kalıyorlar. Evlerinin bahçesine kurdukları çadırlarda kalıyorlar. Kaç haneli bir köy Bölükçam? Valla çok sayısı. Onu bilmiyorum abi. Ha. Yıkılacak olan ev sayısı çok fazla mı burada? Burada. Gel, biz o tarafa gideceğiz. O tarafta gel. Var. Heh, gideceğiz, gel. Gideceğiz. Gel oraya. 3-4 tane ev var burada. 3-4 tane. Biri burada. Evet. Biri aşağısında. Evet. Orada var da. 2 tane de şurada. 3 tane de, 3-4 tane de yukarıda var. Peki köyde can kaybı var mıydı? Yok, şu yoktu. Allah aşkına. Yok, can çok iyi. Bizim. Bölükçam'da can kaybı yok. Ama ağır hasarlı yapılar var. Onlar da zaten işaretlenmiş ve yıkılacağı yönünde karar verilmiş. Çok geçmiş olsun. Tabii. Çok geçmiş olsun. Bizim o tarafta çok oldu. Evet. Kaç ev var burada siz biliyor musunuz? Yo, evler çok. Ne bileyim, boş evleri var, dolu evleri var. Yo, dolu boş toplam. Toplam burası toplamı yüzün üzerinde. Yüzün üzerinde. Yüzün üzerinde işte. Ama şu anda yüzün üzerinde yarısı boşlar. Evet. %10 16 var. 16 tane hane var. 16 tane hane yaşıyor hane burada, evet. Evet. Yani aile olarak kapısı evet, açık 16. olan 16 aile var. Evet. Deprem sırasında da onlar buradaydı. Evet. Köyde can kaybı yok. Yok. Ama ağır hasarlı yapı çok. Çok evet, geçmiş gel, olsun. Gel, geleceğiz. Ha. Biz gazeteciyiz. Biz yapı tespit değiliz. Ha. Onlar zaten gelmişler. Burada şey vurmuşlar, yani tespit etmişler hangi evin hasarlı olduğu. He. Bizim yerde bir olmuş. Evet. Sizin biz içinde yoktu. Olsaydı biz kurtulmazdı. Siz burada değil miydiniz? He. Evi de anlatayım. Evi bunlar Paris'teydi. Yok, ev onun evi orada. He, biz sobayı yakmıyor. Biz yapamıyoruz. 3 ay oraya gidiyoruz. Pazarcığa gidiyorsunuz. He. Peki onun, pazarcıktaki evinize ne oldu? O da zarar görmüş. O da zarar oldu. Çocuk olanı dükkanı çöktü. Çöktü. Amcaydı. Hep yerde kaldı. Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Hem oradaki ev ağır hasarlı hem etti. Buradaki. Evet. Sağ olun. Evet. Sizin isminiz neydi abi? Muhammed. Muhammed soy isminiz? Somunkıra. Somunkıran. Somunkıran. Evet. Muhammed Somunkıran'a ait 3 ev. Yan yana, üçü de ağır hasarlı. Tabii bu depo olarak kullanılıyor. Ama bahçenin içerisindeki iki evde yıkılacak. Burada zaten yıkılan bir yapı da var. Bu da size mi aitti? Aynen. Ha, bu yapının, bu depo olarak kullandığınız yapının bir bölümüydü. Tamamen yıkıldı, çökmüş. Pazarcığa yakın bir köy Bölükçam. Yüzün üzerinde hanesi var ama sadece 16 aile yaşıyormuş kış aylarında. Ve bu köyde yıkılacak olan evler var. Şu karşıdaki evler daha önce mi yıkılmıştı? Onlar daha eski. Yıkılmıştı da, evet. Onlar da tabii hasarlı gördü. Evet, onlar da depremden zaten biraz daha fazla hasar gördüler. Evet.
Evet, Bölükçam'da aslında buna benzer 3-4 yapı gördük. Bunlar boş yapılardı, taştan evler. Zaten yıkılmıştı daha önce ama depremle birlikte bazı duvarlarının yeni döküldüğünü söyledi köylüler. Bu evde de hasar var ama hafif hasarlı diye rapor verilmiş. Bu yüzden etrafına güvenlik şeridi çekilmemiş. Zaten köylerde yıkılacak olan binalar işaretlenmiş ve bu binalar en kısa sürede yıkılacak. Bu yapı da Bölükçam'da yıkılan yapılardan biri. Ama neyse ki içerisinde kimse yaşamıyordu. Zaten Bölükçam'ında yaşamını yitiren de yok. Çünkü köyün hane sayısı 100'den fazla ve sadece 16 aile yaşıyormuş. Bu nedenle de bu yıkılan kimi yapıların içerisinde hiç kimse yaşamıyormuş. Kısmen yıkılanlardan da insanlar sağ salim kurtulmayı başarmışlar. Saydığımız yıkılacak olan yapı sayısı 10'dan fazlaydı. Görüyorsunuz hepsi işaretlenmiş. Hepsinin etrafına güvenlik şeridi çekilmiş. Ve yıkılacağı yönünde karar alınmış. Evet. Ya işte yani 48 saat yağmur altında yani kimse gelmedi. Ne Maraş ne bura on ne oraya. İşte evet, can kaybı burada yoktu ama işte hasar vardı yağmur önünden. Şurada burada işte artık günümüzü gün ettik. Hala 18. günde geldi. 18. günde hala dışarıdasınız ama değil mi? Dışarıdayız. Çünkü deprem şey devam ediyor. Evet. Evlerinizin büyük bir bölümünü ben böyle güvenlik şeridiyle sarıldığını gördüm. Yok işte bunlar yıkım. Yıkım kararı. Benimki de yıkım kararı. Yani köy, evlerin, köyün yarısı yıkım kararı. Evet. Böyle. Çadırda kalıyorsunuz hala. Çadırda kalıyoruz, halen de kalıyoruz. Evet. Odun yok. Zoba yok. Duman. Yani zor. Ya biz değil, herkes öyle. Mesela pazarcıya gittik, onların durumları daha kötü. Tabii. Kalabalık. Yine burası sakin, ya bir odun getiriyor, ya şurada, ya burada. Yine günümüzü günü diyor ya, onların durumları daha kötü. Böyle. Evet. Bölükçam köyü 100'den fazla hanesi olan ama sadece 15-16 aile. Bu kurbet dışarı olmasaydı bura belki şimdi 200 hane olurdu. Evet. En azından burada 1000'e yakın insanlar dışarıda. Doğrudur. Bura orta deliz, bura ora. Sizin isminiz neydi abi? İbrahim Sümbül. İbrahim? Sümbül. Sümbül. İbrahim Sümbül. Evet, kendisinin de evi ağır hasarlı, yıkılacak. Hasar böyle şerit çekilmiş. Yani bir il olsa belki hemen. Kardeşim 10 tane il adam nereye baksana bilmiyorum ki. Yani, hakikaten işimiz çok zor. Yani onlar için de zor. Gerçekten zor. Ya durum öyle ki adam bilmiyorum. Bugün pazarcıya gittim. 2000'e 2 günde beri uğraşıyorlar orayı temizlemek için. Ya zor yani. Allah yardımcımız olsun. Kolay gelsin abi. Oldu, çok sağ ol. Çok geçmiş olsun. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne yapalım? Evet. Ha. Kimsiniz tanıyorsunuz? Biz gazeteciyiz biz. Gazeteciyiz. Gel benim evime çek. Çektim. Benim evim yok. Ben bu köyde değilim. Benim kocam çobandır. Evet. Benim kocam çobandır. Eşim kendini ifade edemiyor. Okumuş yazmışı yok. Ben astım hastasıyım. Kan hastasıyım. Buhar kullanmaktayım. Aha, evime yıkım geldi. Ben bu evi neyle taşıyacağım? 1 milyon bende yok. Devlet 10 milyar verdi. Sus payı mı verdi? Sus payı mı verdi? Aha, bu 10 milyarla ben evimi götürdüm. Benim sonum ne olacak?
Ha size söylüyorum. Yani bir el atsınlar. Böyle olmaz yani. Beni duyurun. Sesimi duyurun yani. Eşim kendini ifade edemiyor. Evim yıkık. Hiçbir gelirim yok. Hiçbir güvencem yok. Ne yapmam lazım? Çok geçmiş olsun. 10 milyar bir sus payıysa hiç olmasın. Çocuklarınız var mı? Çocuklarım var, elini öper. Allah bağışlasın. Sağ olasın. Çocuğumun depremin önünde kardeşim geldi götürdü. Benim kardeşimin iki göz odası kiredadır. Otogarda çalışıyor. Beni mi idare etsin, çocuğumu mu idare etsin, kocamı mı idare etsin? Bize bir el atın yani. Yardım severlerden yardım bekliyoruz. Devlet bu deprem oldu, daha biri buraya gelmedi. Hastalandım. Burada kendi imkanlarımla buhar kendime verdim. Devletin hiçbir yardımını biz göremedik. İsminiz, soy isminiz neydi abla? İsmim Sedef Bıçkıcı. Sedef Bıçkıcı. He. Kaç çocuğunuz var? Elini öper, 3 çocuğum Allah var. Allah bağışlasın. Kızım Adana'da evli. Kocası madde bağımlısı. Hayvanlarım var da öldü. Enkaz altında mı kaldılar? Evet. Ne yapmamız lazım? Siz söyleyin, nereye gidelim? Kaç tane hayvanınız enkaz altında kaldı? 30-40 tane vardı. Küçükbaş hayvan dedi. He, küçükbaş. Ne yapmamızı? Bu yine kadar kendi imkanlarımızla duruyorduk. Kendi imkanlarımızla ayakta durmaya çalışıyorduk. Hiçbir yardım almadan. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Önemli olan bu deprem oldu. Kıda geldi, sağ olsunlar, var olsun yardım severlerimiz, yurt dışındaki yardım severlerimiz bize yaptı. Ha, o yemek kolaydır, içmek kolaydır. Şimdi bizim sonumuz ne olacak? İş yeme içme değil. İş bunun arkasını getirmek. Biz daha bir görevli göremedik bu köyde. Siz söyleyin, ne yapmamız lazım? Bir gelirimiz yok. Bir evimiz yok. Bir tarlamız yok. Bir takımımız yok. Ne yapmamız lazım? Devlet bize el atsın. Bu yöne kadar yapmadı. Şimdi yapsın. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Sesinizi baba. Duyurmaya çalışacağız. Sesimizi ama. Duyurun. Benim eşim kendini ifade edemiyor. Ben hem erkeğim hem kadınım. Sesimizi gereken yerlere duyur. Bugüne kadar bir yardım alamadık. Şu saatten sonra elimizi tutsunlar. İş gıdayla bitmiyor. İş yemeyle bitmiyor. İş suyla bitmiyor. İş ıslak mendille bitmiyor. Bunlar kolay. Gider çöpte toplarız, gene yeriz. İş bizim elimizde tutmaları 10 milyarla iş bitmiyor. Çok sağ olun. Teşekkür geçmiş ederim. Olsun. Gereken yerlere duyurun sesimizi. Tamam. Evet, Bölükçam köyündeki durum böyleydi. İnsanlar sorunlarını ifade ettiler, dile getirdiler. Buradan da aktaracaklarımız bu kadar şimdilik. Şimdi Pazarcık'a bağlı Hıdıran köyündeyiz. Yol boyu, yani buranın Türkçe ismi yol boyu. Burası 40 haneli bir köy. 44 ev var ama yaklaşık 20 aile yaşıyor. Neyse ki yıkılan binalara, duvarları çöken binalara rağmen köyde can kaybı yok. Burada ablalar var. Merhaba, geçmiş olsun. Merhaba, sağ olun, teşekkür ederim. Sizin köyünüzde kayıp yok. Ama Narlı'da mı? Evet, ikameti orada kalanlar. Evet. Yazın geliyorlar buraya, oradan depremden yaşamını yitirenler. Evet. İsimleri neydi? Meloş İltemiş. Bir de oğlan ismi neydi? Oğlan bilmiyorum ben. Bir de özürlü oğlu vardı. Aa, engelli oğlu vardı bir kızıyla de. Kızıyla eşi şey oldu. Onlar kurtuldular onlar. Evet, onlar. Kızı kaç, yani oğlu kaç yaşındaydı? Oğlu 13-14 yaşlarındaydı. 13-14 yaşlarındaydı. Yani özürlüydü. Evet, Narlı'da yaşamını yitirdiler. Siz bir de ayrıten bu yıkılan evin gelini, o da Narlı'da oturuyordu. Hı. Onun da gelini, babası, bir de yeğeni. Ha, gelin, oğlu da yaralı kurtuldu. Onların eşi da yaşamını yitirdiler babasıyla. Evet, evet. Çocuk da yaralı İzmir'e gidiyorlar. Evet. Çok geçmiş olsun. Biz köyün içerisinde biraz dolaşacağız. Tamam, biz Diyarbakır'dan geldik. Mezopotamya Ajansı muhabirleriyiz. Depremin ilk gününden beri öyle buradayız. Köyleri dolaşıyoruz.
bazen öyle sizin kurmancın ha. Ha. Carna o evi Avrupa filan merak dikin mesela jber ve sizin orada durum nasıl? Bizim orada da 400'den fazla kişi yaşamını yitirmişti Diyarbakır'da da. Orada da çünkü çok şiddetli hissettik biz de. Çok sağ olun hepimize. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İyi, kolay gelsin size. Siz şimdi evde mi? Yok sağ olun. Biz bir şey çadırda kalıyorsunuz. Ha, ama dikkat edin yine de. Bak oranın mesela duvarları mutfak olarak herhalde kullanıyorsunuz. Ha, evet. Yukarıda bir şey yok ama korkuyoruz. Yine de dikkat edin. Sizin eve rapor verdiler mi? Ne dediler? Buna az hasarlı. Az hasarlı. Yani sütün çirişlerde bir şey yok. Yok dediler. Ha, çok iyi. İşte, anladım. Çok iyi. Abi, zaten yıkılacak. Evet burada hemen. Evet şurada gösterelim. Etrafını sarmışlar. Evet. Bu ev duvarları tamamen yıkılmış. Zaten ağır hasarlı ve yıkılacak bu ev. O yüzden insanların yaklaşmaması için şerit de çekilmiş. Güvenlik şeridi de çekilmiş. Şöyle Hıdıran, yani burası Hıdıran, Türkçe ismiyle, yeni ismiyle yol boyu. Şöyle zaten barkod da yapıştırılmış kapısına. Bu evin tamamı hemen yanındaki bu eve de aynı şekilde yıkılacağı yönünde barkod yapıştırılmış ve etrafına da güvenlik şeridi çekilmiş. Şöyle görüyorsunuz buralara girilmesi yasak, etrafı sarılmış, daha sonra iş makinalarıyla burada yıkım gerçekleştirilecek. Bir de bu karşı tarafta duvarı tamamen çökmüş bir yapı var, onun da ağır hasarlı belli ki. Birazdan oraya doğru gideceğiz. Siz depremde Pazarcık'ta oturuyordunuz. Orada oldu. Oradaki eve bir şey oldu mu? He, şimdi ona da karar verdim yani dökme çürük. Evet. Ama eşimiz biz çıkartmadık. Kapıyı açmıyorlar, merdiven çökmüş. Evet. İçerideki işte hasta orada yok, merdiven her şey orada. Evet, eşyalarını çıkaramıyorlar merdiven çöktüğü için. Eşyalar da hepsi içinde. Herhalde milletler razı olsun. Bize kıyafet getirdi, kadar getirdi. Buna şükür. Evet. Allah herkese sağlık ömür versin. Amin. Sizin isminiz neydi teyze? Gülistan Ürgüp. Gülistan? Ürgüp. Ürgüp. Evet. Gülistan Ürgüp teyzenin hem buradaki evi ağır hasarlı, evet, hem de Pazarcık merkezde deprem sırasında da zaten Pazarcık merkezde kalıyorlardı. O da ağır hasarlı. İkisi de yıkılacak. Evet. Ama kendisi şimdi Hıdıran köyünde. Evet. Kalıyor yakın, evet, en azından kendileri hayatta, evet. Bu da bir teselli noktası. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. İçiyorsa gel otur bir kahvemiz bir çay iç. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi sağ olun. Biz biraz bir ikram olsun. Evet, çok sağ olun. Biz bir köyün içini biraz dolaşalım. Sonra çünkü başka da başka köyler de var gideceğimiz. İyi bakın kendinize. Siz de sağ olun. Evet. Durum böyle, insanların evleri yıkılacak, az ağır hasarlı raporu verilmiş. Tabi hafif raporlu olanlar da var, hafif kusurlu. Mesela şu evlerde oturulabilir raporu verilen evler. Burası da yıkılacak olan binalardan biri. Hemen yanında da benzer bir yapı var. Ve karşıda duvarı tamamen çökmüş binanın da yıkılmasına karar verildi. Ama yanı başında AFAD çadırının bulunduğu yapı ayakta ve muhtemelen hafif kusurlu ya da kusurlu raporu verilmiştir. Hıdıran köyü aslında Pazarcık ve Narlı arasında bir yerde.
Pazarcık'tan Narlı'ya doğru giderken yaklaşık bir 5 kilometre sonra hemen yolun sağında bulunuyor. 44 haneli bir köy ama bu köyde yaklaşık 20 aile yaşıyordu deprem sırasında da. Diğerleri ya kent merkezlerinde ya da başka yerlerde oturuyorlar. Bu köyden 2 kişi Narlı'da yaşamını yitirmiş. Yine bu köyün gelini olan bir kadının da 2 yakını yaşamını yitirmiş. Evet. Yol boyu köyü kıdıran köyündeyiz. Mammo merhaba. Merhaba. Çavanı başın. İyi misiniz? Geçmiş olsun. Size de geçmiş olsun. Sizin ev sanki ağır hasarlı raporu verilmiş. Vallahi ve öyle verilmiş. Öyle verilmiş değil mi? Evet. Çünkü etrafı sarılmış ve vallahi siz... Oturuyorsunuz siz. Evet. Biz mecbur oturuyoruz. Nerede? Sakın hastamız var. Laboya gidemiyor hasta. Evet. Mecbur kalıyor. Çadır yok mu? Çadırınız? Çadır var. Çocuklar oraya gidiyor. Ha. Ben de hanım kalıyor. Siz de hanım içeride kalıyorsunuz. Ne yapalım? Vallahi, mecbur kalıyor. Çok geçmiş olsun ama bu ağır hasarlı raporu belli ki. Çadır istedim oğlumla daha bir hafta sonra diyor. Biz de mecbur burada kalıyoruz. Yıkılacak ama. Evet çünkü etrafı çekilmiş. Bir diyar yıkılmış ki onu da yaptım da. Yıkılmıştı. Tamam yaptınız ama bak bu şerit o anlama gelmiyor mu? Yani yıkılacak öyle, diye. Geliyor. Öyle karar verildi değil mi? Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ geçmiş abi. Olsun teyze. Siz içeride kalıyorsunuz amcayla. Vallahi biz kalıyoruz. Ne yapalım? Nerede kalıyoruz? Pazarcık var da orası da. Yıkıldı. Buradakiler ha. Buna da hasar verdi. Evet. Burada yerden bir şey ya bir şey bir de hanım rahatsız laboya gidemiyor bir yere gidemiyor bir şey bir gece kaldık rezil olduk. Evet. Sizin Pazarcık'taki eviniz de ağır hasarlı yıkılacak. Burada iki tane sütünü patlak dediler. Evet. Yapılır mı hasar diye söylediler. Anladım çok ama geçmiş ama ya olsun. Devlet müsaade ederse yapar girer bir de hiçbir şey yok tertemiz. Evet. İçinde. Sizin isminiz neydi amca? Mehmet. Mehmet ne? İlkan. Mehmet İlkan. Çok geçmiş olsun. Ne? Çok geçmiş devlet olsun. Devlet tarafından gelirsin. Biz gazeteciyiz. He? Gazeteciyiz biz. Gazeteciyiz. Gazeteciyiz he. Diyarbakır'dan geldik. Mezopotamya Ajansı muhabirleriyiz. Noka Tayyip Erdoğan. Noka Kormancora Tişti. Noka Tırkonu. Ya bu ne için yapıyorsun? Bir şey diyemem. Devlete karşı mı? Tamam çok sağ olun. Çok sağ olun biz gideceğiz teyze. Yok valla. Yok sağ olun teşekkür ediyoruz. Biz başka köylere de gideceğiz. Evet görüyorum zaten. Çok. Laboya sana gidemiyor. Doğrudur. Bir yerde oturamıyor. Mecbur. Bugün de çok. Evde yani öyle pürşan edecek bir ev değil. Hı hı. Ama belli ki demek ki kolonlarında falan bir problem bir var. Şey yok mu? Niye yok. Bunu çektiler? Niye ağır hasarlı dediler? Sadece bir divar yarım. Bir divarı ben toprakla yapmıştım zamanında. He. Yaş divarı. Evet. Zaten ben yıkayacaktım bir. Hasar çok. Tabii. Ha bak teyze de diyor, abla da diyor. Biliyorum, biliyorum. Geldim bunu söyledi. Sen giriyorsan bir devlet mecburu, devlet de mesuliyeti kabul etmiyor. Valla dedim ben kabul ediyorum, giriyor, oturuyor. Ha böyle dediler, onlar biliyor sizin oturduğunuzu. Tabii. Ben söyledim. Dedim mesuliyeti devlet kabul etmiyor. Mesuliyet devlet kabul etmiyor, biz de kabul etmiyoruz, etsen etmez. Yok abla size biz bağlı. Devlet, o mesuliyet bizimdir. Altında kalırsan sorumluluk size ait imza verdi. İmza da verdi. Evet, ha, siz sorumluluğun size ait olduğunu. Size ait olduğunu. Anladım. İmza verdik. Yani ama mecburuz çadırda. Ya evet. Amca korkmuyor. Yatıyor ben korkuyorum. Söyle sen şimdi amca evet korkusuz gibi bir görünüyor. Hafta, hadi. Bir hafta ben de bekliyorum çadır alayım. Korkmuyor ben korkuyorum gene de yatıyorum. Evet mecburuz. Tabii zor durumda yani. Olunca evet. Neyse ama yine de valla. Çünkü de daha devam ediyor. Ha, 2 gün önce Hatay'da oldu. Siz burada hissetmişsinizdir. Bu gece ne oldu? 4 gün sallandı. Biz şurada duruyorduk. İçeri girmedik. Sahineden bir
Sen çok soğukkanlısın amca. Yani sen hiçbir şey olmayacak gibi anlatıyorsun. ama teyze valla doğru söylüyorsun. Ne yapacaksın ama? Yani başına geleni ne yapacaksın? Evet. İlk de başına geleni çekersin. Evet. Neyse çok geçmiş olsun. İyi bakın kendinize. Dikkat edin lütfen. Dikkat edin en azından duvara muvarlara. Ne yapacak? O kadar insanlar ölüyor, o kadar gençler ölüyor. Evet. Yani bir şey yapacak bir şey yok. Evet. Çok, çok torunları güzel. Olan gelin mi orada? Evet. Çatırda yani. Evet. Biz de hanımı mecbur efendim. Yani gerçekten hanım olmasa da ben yatarım. Tamam bahanedir diyorsun kadın. Valla ben soğuk, bir gece soğuk yedim yürürüm. Anladım. Anladım. Çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Ama bir tanesini ikimiz alırız. Hadi madem bir tane yeterdir. Bir tane. İkimize bu. Bu ikimize. Ya yeter, vallahi yeter. Hadi al. Kırmayalım. Yok sağ ol, su da var bizde. Bizde su var. Sağ ol. Hadi kolay gelsin, geçmiş olsun. Evet, Hıdıran köyünde. İşte amca anlattı. Evet. Ağır hasarlı. Doğru, herkes perişan olmuş. Durum böyle Hıdıran'da. Yaklaşık 44 ev var zaten. Birçok ev herhalde ağır hasarlı ve yıkılacak diye karar verilmiş birçok eve. Neredeyse yarısına öyle bir karar verilmiş köyde. Biz olana iyi şey yapıyoruz. Harç getirmişsiniz, evet. Kum getirmişsiniz. Evet. Bari onu dikkat edin bari. Ha. Yani sağlam yapın bari madem betonla şey yapacaksınız. Bu nedir onun ismi? Konteyner gibi. Konteyner. Tamam, çok iyi. Konteyner yapıyor işte, her şeyini tamamlayacağız. Tamam, çok iyi. Hadi geçmiş olsun amca. Yapabilirse hanım da dişer gönderir. Evet. Evet, durum böyle. Burada bir sürü eve ağır hasar raporu verilmiş. Etrafına şey çekilmiş. Amca anlattı. Aslında onun da evi ağır hasarlı. Ve o eve girmemesi gerekiyor. Polis de uyarmış kendisini. Ama yapacak bir şey olmadığını, gireceğini söyleyince de mesuliyetin kendilerinde olduğu yönünde bir belge imzalattığını söylediler. Yani Allah korusun. Eğer bir şey olursa mesuliyet ailededir diye. Evet, yol boyunda Hıdıran köyünde durum böyle. Şimdi başka bir köye gideceğiz ve oradan da depremin 18. gününde 23 Şubat'ta sizlerle yeni videolar paylaşacağız. Şubat 2023 depremin 18. günü Pazarcık'ın köylerini dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi de Pazarcık ilçesine bağlı Salmanı Pak köyüne gidiyoruz. Buradaki durumu da köyde gözlemleyip göreceğimiz yurttaşlarla, köylülerle konuşup sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, Salmanı Pak köyüne geldik. Şimdi köyün içerisinde insanlarla köyün durumunu konuşacağız. Salmanı Pak köyü de Pazarcık ve Narlı arasında. Pazarcık'tan Narlı'ya doğru giderken hemen solda Bölükçam köyünün tam karşısında dağın eteğine kurulmuş bir köy. Evet, burası Salmanı Pak köyü. İnşaat mühendisi Hasan İncisoy Kültür Evi. Aslında bu köyde çok fazla yıkım yok ama biz yine de bir abi var, ona soracağız, onunla konuşacağız. Duvarları dökülen yapılar varmış burada da. Bir tanesini görüyoruz zaten hemen. Şurada. Eski bir yapı. Kullanılan bir yapı değil. Merhabalar. Geçmiş olsun abi. Cümletimize geçmiş olsun. Sağ olun.
Nasılsınız? İyidir, teşekkürler, siz sorunuz. Valla işte deprem böyle. Yani her taraf harabe. Evet. Yalnız çok yerlerde mesela hasar varken duvar gitmiş. Adam diyor ki hasarsızdır diyor. Biz şimdi ne yapmak lazım? Bunu ne de başvurmak lazım? Kaymakama mı? Herhalde bu kaymakamlıkta itiraz yapabileceğiniz bir birim açılmış da olabilir şimdi ama açılacak diyorlardı. Evet. Oraya herhalde itiraz etmeniz gerekiyor. Dilekçeyle başvuru yapmanız gerekiyor. Yeniden ya bir tespit ya da artık farklı bir işlem yapacaklar bilemiyorum. Yani bizim en azından gezerken duyduğumuz, evet, yetkililerden öğrendiğimiz bu. Evet. Sizin köyünüz Salman-ı Pak. Evet. Eski ismi de Salman-ı Pak mı? Evet, yoksa eski isimli. Evet. Kaç haneli bir köy? Burası hemen 30 haneli falan. 30 haneli bir, evet, köy. Bu hale gelen ev sayısı kaç? Böyle valla şu yıkım kararı, çünkü altta kolon tamamen gitmiş. Evet. Konteyner gördüğünüz gibi. Evet, konteyner var önünde, evet, hemen. Burası yıkılacak o ev. Evet. Fatma Kurtulan'ın abisi. Ha. Evet. Ondan sonra başka... Ha, burası Fatma Kurtulan'ın köyü. Evet. Değil mi Salman-ı, evet, Pak? Evet. Ondan sonra işte çok yerlere bakıyorlar. Yani kolona bakıyor. Halbuki kolonlar da yani hep zedelenmiş. Yani illa altta kalmak mı lazım? Diyor zararsız diyor. Zararsız olmaz ki. Bunu şikayetimizi yaparız ama böyle aklı başlı insanlar gönderseler bilgili. Tabii ki resmen güzel kontrol etseler daha iyi olur. Sizin köyde o zaman yani bu bina yapı dışında yıkım kararı verilen başka var mı? Dört tane yapıya. Diğerlerine hafif kusurlu ya da kusursuz rapor. Kusursuz. Oturulabilir. Dedim gel siz oturun. Siz oturun buyurun. Dedim ben çadırda kalayım. Giriyorlar böyle. Sanki böyle oyuncak gibi, böyle es geçerler gibi. Hani masat yine nedir? Mesleğini yerine getirmek gibi. Hani zaman kaybediyor. İsminiz neydi abi sizin? Benim ismim Ali. Ali, soy isminiz? Dul. Dolu. Dul. Dul. Dul, evet. D, Ule. Evet. Ali Dul, evet. Ali Dul. Biraz durumu anlattı. Bu yapı sizin? Burası Asaf Gül denilen burada. Bu gördüğün arazilerin. Burası depo olarak herhalde kullanılıyor. İş burası makinalarının, de, araçların. Evet. Eski ama çok sağlam bir şeydi ama işte gördüğünüz yıkılmış, gibi evet, taş duvar dökük her taraf. Evet. Daha eskilere dayanık olarak dinamit patladı, o ortalar gitti. Sonradan o ortalarda dinamit patlamış olacaktı. Hı. Aslında kapalıydı eskide. Eskiden, evet. Belki de ben o zamanlar 5-6 yaşlarındaydım. Bundan 45 sene önce. Evet, ama bu duvarların tamamı depremle birlikte yıkıldı. Evet. Zaten orada tarım araçları, evet, var. Evet. Altında ama kalmış. Yavaş, evet, yavaş yavaş çekiyorlar. Evet, evet, biz biraz köyün içerisinde dolaşacağız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Evet, küçük bir köy Salman-ı Pak. 30 haneli. Mezopotamya Ajansı abi. Evet. Diyarbakır'dan geldik biz. Evet. Bu 30 hanenin tamamı yaşıyor mu burada, yoksa bir kısmı mı evlerinde yaşıyor burada? 4-5 hane belki de yurt dışında kalıyorlar. Evet. Evleri burada yalnız. Ama onun dışındakilerin tamamı kapıları açık. İnsanlar, evet, yaşıyordu. Evet. Şimdi işte şehirde harabe olan evler, akraba makrabalar geliyorlar, sığınıyorlar. Evet. Biraz işte burası biraz ayakta kaldı gibi. Mesela bu ev, hani bilmiyoruz içerisi nasıl. Bunlar kapalıydı, pazarcıkta kalıyordu. Pazarcıkta da evleri nasıl bilmiyoruz. Yani gördüğünüz gibi böyle her taraf yarık. Evet. Evet. Yani şimdi bunu... Yani evde kimse olmadığı için içeriye girilip kontrol yapıldı mı, yoksa yok, çünkü kimse yok. Bu barkodlara eğer kimse yoksa şey diye not düşülüyor.
evde kimse olmadığı için inceleme yapılmadı. Evet, sahipleri deniliyor. Sahipleri gidiyor orada evler aldı. Oralarda da ev kalmadı. Tabii orada da biz günlerdir sokak sokak dolaşıyoruz. Yani birçok ev yıkılacak orada da. Evet. Yok, korkma. Otur oraya. Otur. Şimdi yıkılacak olanlar işte bir bu, bir bu. Evet, bu iki yan yana, bu iki yapı. Evet. Yıkım kararı verildi. Hal ediyor böyle. Evet. Yıkım kararı verildi mi? Karar ikisine. İşte bu yurt dışında bileceğim. Şu isimleri bileceğim. Onlar da Almanya'da işte yazın geliyorlar. Ondan sonra bir iki ay kalıp gidiyorlar. Evet, Selman'ın Pak köyünde böyle karşıda kısmen çatısı evet, yıkılmış ama orada kimse yaşamıyor herhalde bu tarafta en azından öyle o, görünüyor. Böyle eski dayanık bir boş evdi o. Evet. Selamun aleyküm Erenler. Kolay gelsin, geçmiş olsun. Bir amcayla bir konuşalım evet. Biraz. Emine'nin bilgileri çok. Evet. Merhaba. Oy merhaba. Ya nerelisin? Diyarbakır. Ali. Adan. Ali. Kurmanca. Az Kurmancım. Sercavan. Sercav Nation. Sercavan. Sağ bir Sercav Nation. Çava itbaşı. Merhaba. Keremke. Keremke. Tamam da var Runi. Runi ez Runi. Ez Runi bir. Runi. Runi Cefa. Runi. Am olamını hona, am olayım her avuç bide. Arey ame peda bakın. Am olamına. Başa. Sav darbası be. Hadi selamet ev de. İnşallah. Çava. Çavuş çava ya, un çitken. Am çok iyi var diye sade yapram bu am canı bu. Allah etma. Diye bu. Ceyran ve işte ay bu. Darda ma peren amini boy karın. Kanada ma dene kampa fırın. Korkma, korkma, korkma. Korkma. Ne ola derdi ve pırın kanadı ve tının hum bu fırın. Ha. Amela sen öyle çer bu mis tamam. Ben. Oradaki ya bu. Ne. Ne. Sağ bir spas. Ago işte varga. Tu kidi minin de hani. Ha da kadeva minim. Ha. Canık tönü, mol tönü. Tönü, tu teneyi. Tanema. Ay ne yok tanema. Ben. Rabbim var. Heri. Rabbim beni ha ne yok tanema. Kribiyem beni Bavi Muhteri. Beni. Bavi Muhteri. Rabbim ve acı Rabbi kafada ovastım. Acı diyeyim var akam büyüm kova sardım kam talbaf tuğlu tuğlu hestron bardın. Kazarım eccimini kaykla bar diyorum oy talbaf kada gula kafi bende bardım. Tufam da ka? Fam da kim? Fam da kim? Adım sevciyat ruh azmana kıçıkandın dardı kolay muva çandın. Sütü kuncala türce topkın dardı kolay mı nene kondın? Ya. Yani saat hoş. Acı diyeyim çafe tana çafe moron bısya tana kulpe goron. Lasun jas to khorbum la bar diwaron. Ah, kaji manu. Are ona. Korsizam to koro nokam varam harnda dara molo bove. Dara khala bokam. Dora jhay tamure ustu khakam bazuzono yoylon kavam. La kolba kolba kaon la kota kota da kolon khalta khanor la khava sarokam. Vay dilu vay. Vay dilu vay. Valla te maşallah te helvesvani. Ha, o eten tabkhat te çekirne. Tabkhat çekirne açıştı. Ha, saat hoş. Tezbiye. Beli beli. Çay salma poji barbaca, boran bari bar faylo. Le yar manu zagla sunca hoy mek de du khalke moya. Ha.
Yara o vaça. Am kastacine. Ey. Baş tacı. Am zahmeti hatına. Baş tacı. Tussak bi. Van ka kalame men topka bava kaste da. Azibi ba. Be edi ve khadi edi timsasız maddi. Be lo dile khana ile urtan moya. Kaç gokhi tanaha be lo olmana. Sariye telefon da ka. Avcı depran bu edi khadi kalame nakar. Do bu çaladına, do lo çaladına. Mektere deya, moy khaş be. Mən ala mala xəm mutlu. Acıları ben görmüyüm deyənlər ben macımı görsün. Bu dinan halı böylə. Navet açı bu mamo? Navim Mısta. Mısta. Mısta çi? Mustafa yani. Her yazanı Mustafa'ya. Mısta dibəcün. Kormon camedin Mısta. Bili, Mısta dibəcün. Asas Mustafa. Saadiyyətə çi yani paşman? Toruna. Torun. Mısta torun. Serçava, vallahi elbest karek, Selmani Pak, Lugundi Selmani Pak. Selma Pak ziyaret değil, vara. Beli. Sari aytarım, le noz da bim. Aziz deyim, cem mi cümle yardım et, onda sonra da bana ya Rabbim, Rabbim. Ya. Ne o işte, şahs yürümedi. Tavse sonra yok tanem. Dehu se sal. Yani sezde sala bir tane ya. Neler oyun hat nasari. Hayda düzmeni milk lambak ama ojenki hanamır. Zora. Çoy hayda gam. Kavakam hastara mene domla mışıda ya hastara kava vakam. Böyle yaşıyor. Ya kaçıyamın. Valla li hember van gotine temrıv nızanıyor çıbı beje. Allah nızanıyor. Hangi yani Çava mırıf çay çeyi bıke, o hestire çavi mırıf bıke bine, ve ave o mırıf vahu. Ha. Tu derdi yekhoz vat huy. Hari, hari. Tu kule yekhoz vat huy. Hari, 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 hari. Bile. Bile. Mane Mısta. Hari kaçıyam ben, hari. Bak helbestkara kez ne huazım katış kaydı ederken, çünkü ahaftına uyji vaka helbeste. Yani konuşurken de şiir gibi konuşuyor ve araya şiirler serpiştiriyor kendi. Yazdıkları, kendi söyledikleri daha doğrusu, kendisine ait olan duygulanmamak elde değil. Yani biraz önce söylediği, ben tek başımayım, 13 yıldır yalnız başıma yaşıyorum. Çayı kaynattığımda, demlediğimde gözyaşlarım o çaya dökülüyor ve ben gözyaşlarımı içiyorum dedi. Evet. Hare hare hare. Başa metanaskır, başa em hevali ali manivir. Ha. لگل مهوم متدید. هم که خوش بون مامه مسته. سر جوان. سر جوان. جاره کدین انشالله ریم ورکه و امید جاردن ورن. انشالله. زیارت آتا. امید تب بینن. چونکی حقیقتا صحبت آتا جی خوشه. سلام. و الله راضی. تو هر بجی. سلام. او سیزن انشالله. چوخ سال. او سیزن گیرشنس. چوخ سال. تشکر. هر کس سایر سعی دویم. سلام. بله. Yani Selman Pak köyünde. Azarım çoğu diye bakım da çoğu gomu vakı. Dedir dükle haber diye çay az ne karım vakum. Valla nazarım. Hadi ne oldu? Tatuş ne oldu? Tatuş tak ne bici? Ta her bici ya. Ta sağ bi. Na ame bitsin ame bitsin karime haya. Cara kadın ame bu çay verin. İnşallah inşallah. İnşallah. Başa lukham katabın na ukha. Spastikim. Heval Ali Malataji Ava. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet köy hakkında. Oraba verin ha? Çava? Araba. Araba mı aval jere? Liba, liba mali. Eyvallah. Liba mali çandı. Başı. Hadi bu hatırı var. Eyvallah. Saygıyla sevgiyle. Hadi. Eyvallah. Ha. Eyvallah. Eyvallah. Tişnabe, 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 cani, cani mami Mısta sağ ol. Allah kolay getir. Görünüze başarılar dilerim. Sağ ol. Saygıyla, sevgiyle. Çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne, az dred zanım, az dred zanım. Mıhtırım, mola hile fırat, zanı. Şu an Agahistan'dan, kaki Ali, jmara got, ama pişre cerdin verin inşallah. Dünyadan azdarı ve baharım, roy dağıdım. Ne, 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 hiç rahatsız ne ben. Afrika, he? Namara? Ari. Kani boy veren ne? Kani peşe viya. Bele tamam, tamam. Ha kerem katrun azı fotoğraf ekteji koşun mu mebicen? Eyvallah. Ben de seni öpüyorum amca. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol. Evet Mısta amca bir şair, bir aşık aynı zamanda gerçekten çok güzel duygularını ifade etti. Tabii Kürtçe bilmeyen
arkadaşlar için umarım bazı arkadaşlar altına yazarlar o okuduğu şiirleri, Türkçe'ye çevirirler. Benim yani deprem bölgesinde olduğum için çok fırsatım olmayabilir ama sizlerin de Mustafa amcanın ne dediğini bilmesini isterim. Evet, Selman Ufak köyü böyle, köyde devam ediyoruz. Mahalle yani sokak aralarında. Burada birkaç eve yıkım karar verilmiş, onun dışında yıkım karar verilen ev yok. Evler ayakta. İlçe merkezinde evleri yıkılan aileler burada akrabalarının, dostlarının yanına gelmiş, taşınmış. Çok geçmiş olsun sizlere. Bir şey içmez misiniz? Çok sağ ol, teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Sizin eviniz herhalde oturulabilir raporu verildi değil mi? Az hasarlı. Artçılar da gidiyor. Evet. Dedi sizinkine çökme verdiler. Gördük, evet, onu gösterdiler bize. Evet. O ev için yıkım kararı verilmiş, doğru. Şu ev değil mi? Evet, şu ev de ağır hasarlı. Evet, zaten 30 haneli bir köy, küçük bir köy. Salman Ipak. Burada yıkılan, tamamen enkaza dönüşen ev yok ama duvarları çökmüş evler var. Onlar hakkında da ağır hasarlı. Evet, çok geçmiş olsun. Heh, sağ olun. Evet. Şuradan mı gidiyor mezara? Sen ne istiyorsun benden? Ne? Hadi görüşürüz. Şey yapmaz. Korkma. Korkma, şey yapmaz. Şöyle burada Salman Ipak'ın mezarı da varmış. Zaten ismini de köy oradan alıyor. Biz oraya doğru gideceğiz. Evet, burası Salman Ipak türbesi. Tabi kapalı. O yüzden sadece şuradan içeriği size göstermeye çalışıyorum. Salman Ipak köyü ismini bu türbeden alıyor. Burada çırakların yakıldığı yer herhalde. Evet, Salman Ipak köyü ne gelmişken mezarlığa da geldik burada. Tabi Salman Ipak'ın türbesi de var ve bu türbeyi de sizlere göstermek istedik. Evet, burada da küçük bir yer var. Muhtemelen belki de çilehanedir, bilemiyorum. O yüzden hemen
Salman İpek Türbesi'nin yanında küçük bir yer. Küçük bir mağara gibi. Silahhane olabilir tabii burası.